Herkes kızgın bana. Herkes uzaklaşıyor benden. Süleyman abi bile. Ya Emre? Emre ne olacak? Biz hiçbir zaman birlikte olamayacağız. Olacağız İrem. Biz birlikte olacağız. Emre buna inandıkça daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacak. Yaraları daha derin, acıları daha büyük olacak. Ben Emre'ye bunu yapamam. Sevdiğim adamı üzüntüye mahkum edemem. Bir yolu olmalı. Bir çaresini bulmalıyım bunun. Emre birlikte olamayacağımıza inanmalı. Beni bırakmalı. Daha gerçekçi tekliflerle gelin bana. Yani şirket ve holdingin fiyatı belli. Bu fiyatın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğim. Tamam. Tamam, şimdilik bu kadar. Kolay gelsin. Bir şey mi oldu abi? Emre Bey, gerçi bu konuyu konuştuk sizinle ama beni affedin ne olur. Benim içim hiç rahat değil. Yani diyorum ki beni büyük olarak görüyorsanız şayet şu satıştan vazgeçin efendim. Vazgeçmeyeceğim abi. Hicranla mutluluğumuz buna bağlı. Nasıl yani? Hicran beraber mutlu olamayacağımıza o kadar ikna olmuş ki. Bu konak, bu yaşananlar yani... Belki de bu yüzden böyle düşünüyor. Bu zengin hayat onu korkuttu büyük ihtimalle. O yüzden benden uzak duruyor. Onun bunlara inanabilmesi için benim her şeyi değiştirmem gerekiyor. Konağı, şirketi, hatta kendimi. Eyvahlar olsun. Abi bak göreceksin. Her şey rayına oturacak. Biz Hicran'la çok mutlu olacağız. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sen benimle mutlu olacaksın Emre. Hicran yavaş yavaş yürürken... bizim aşkımız yeşerecek. Emre Bey başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok abi. Peki. Hala dünyadan haberin yok sevgilim. Seni içine düşürdüğüm çıkması asla anlamayacaksın. Ama meraklanma. Düştüğün yerden seni ben kaldıracağım. Ölüm çok yakınımda. Ama ne Emre'yi ne de Meleği koruyabiliyorum. Yokuş aşağı gidiyor her şey. Yanımda onları da sürüklüyorum. Oysa tek istediğim Meleğin mutlu olması, güvenliği, Emre'nin üzülmemesi, Canan'ın yanmaması. Hicran? Söylediklerini, verdiğin tepkiyi çok düşündüm. Burası bizi boğuyor. Bu konak yüzünden benden kaçıyorsun. Bu zenginlik, bu şatafatı yaşananlar. Sana söz veriyorum bunların hepsinden kurtulacağız. Senin gibi saf, güzel bir hayatımız olacak.
Bundan sonra sadece mutluluktan ağlayacaksın. Sen bana inanmasan da, benden korkup kaçsan da... bunu ispatlayacağım sana. Cennet gibi bir hayatımız olacak. Sadece sen, ben ve kızlarımızın oldu. Zaman gittikçe daralıyor. Gücüm tükeniyor. Emre'yi benden koparmak için bir yol bulmalıyım. Bir şey yapmalıyım ama ne? Allah'ım ne olur yardım et bana, ne olur. Emre! Ben. Kızran nerede biliyor musun? Bilmiyorum ve çok işim var Elif. Emre'cim. Allah Allah ya. Hicran yok ve sen nerede olduğunu bilmiyorsun öyle mi? Ya Hicran son zamanlarda biraz dalgın gibi. Sanki aklı bir karış havada. Ve Melek dışında her şeyle ilgileniyor. Sen de üstüne nerede olduğunu bilmiyorsun şu an. Bizi düşündüğün için teşekkür ederim Eliz ama bizi hiç merak etme. Kardeşim nasılsın? Sağ ol, iyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Ya benim senden ufak bir ricam olacak. Ya, Hicran'a bir sürpriz hazırlamak istiyorum da. Sürpriz bir nikah töreni. Kalbinde tek bir zerrem kalmamalı Emre. Unutmalısın beni Emre. Alo? Hicran Hanım merhaba, ben Koray. Belki sizi rahatsız ediyorum ama... Yok, buyurun Koray Bey. Sizin için endişelendim. Dünkü haliniz beni çok korkuttu. Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa ben... Teşekkür ederim. Biliyorum bu konuda çok katısınız ama ben eminim size yardımcı olabileceğim bir konu var. Sadece söylemeniz yeter. Elimden geleni yapmaya hazırım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, bana güvenin. Görüşmediğimiz zamanlarda kim neydi? Yanında Koray mı vardı? Sen o herifi ne zamandır tanıyorsun? Hı? Ne zamandır görüşüyorsunuz? Koray Bey. Buyurun. Aslında... benim için yapabileceğiniz bir şey var. Tabii memnuniyetle dinliyorum. Emre'nin benden soğumasını, hatta nefret etmesini sağlayabilir misiniz? Bizi düşündüğün için teşekkür ederim Eliz ama bizi hiç merak etme. Ne oldu? Konuşabildin mi Hicran'la? Aradım. Aramızdaki samimiyete dayanarak oldukça duygusal bir konuşma gerçekleştirdik. Yani? Yani Hicran, Emre'yi kendisinden soğutmak için benden yardım istedi. Allah'ım sonunda kabus sona eriyor. Kurtuluyorum Hicran'dan. Bana bak, sakın bir hata yapayım deme. Elini çabuk tut.
Bu işi bugün bitir. İçin rahat olsun. Emre ve Hicran macerası bugün bitiyor. Aliye teyzeciğim. Çok şıksınız. Nereye böyle? Hiç. Biraz işim var dışarıda. Bu kadar süslenmenizi gerektirecek işleri merak ettim doğrusu. Önemli bir şey yok dedim ya. Olsa söylerdim. Hadi çok acelem var benim. Çıktım. Sana da geliyor teyzeciğim. Tamam, bir an önce toparlamalıyım kendimi. Buna mecburum. Hicran Hanım, geldim ben. Konağa yakınım. Konum atıyorum size. Geliyorum. Affet beni Emre. Affet. Emre Bey. Buyurun. Harikasın. Peynirden biraz daha istiyorum, tamam mı? Sonunda kavuşuyoruz bir tanem. Hem de bir daha hiç ayrılmamak üzere. Son nefesime kadar eşim olacaksın. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Nereye? Dışarıda biraz işlerim var. Tamam, ben bırakayım seni, hem yolda konuşmuş oluruz. Duygularını mahvetmeye gidiyorum Emre. Benden nefret etmeni sağlamaya gidiyorum. Benim sana aşkım gün geçtikçe artacak. Ama senin kalbindeki yeşeren çiçeği kendi ellerimle sökeceğim. Niye susuyorsun? Yalnız kalmak istiyorum da biraz. Hicran, sürekli benden kaçıyorsun. Ben yanındayken bile uzaktasın sanki. Aklın, gözlerin hepsi başka yerlerde. Hicran bak, ben nedenini bilmiyorum ama öğreneceğim. Senin yokluğunda senden vazgeçmediğim gibi bugün de öyle olacak. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Yıllar geçse bile ben senden vazgeçmeyeceğim. Yalvarırım, affet beni Emre. Asla bilmeyeceksin. Benden hayatın boyunca nefret edeceksin ama sana olan aşkımın büyüklüğünden yapıyorum bunu. Seni korumak için, acı çekmemen için. Beni seviyorsun Hicran. Her zerrende hissediyorum bunu. Ama korkuyorsun. Merak etme, bugün çözülecek her şey. Korkularını, gözyaşını bizim gerçekleriz. Bugün eşim olacaksın. Hicran Aksoy olacaksın. Elveda ölümsüz sevgilim. Elveda Emre. Ne olur güç ver bana. Merhaba Hicran Hanım. Umarım bekletmedim. Park yeri bulamadım da. Hayır, sadece. Evet. Sadece sizin istediğim durum çok yakışıksız. Ya sizden böyle bir şey istediğim için çok özür dilerim ama başka çarem kalmadı. Lütfen bunları düşünüp üzmeyin kendinizi. Benim için ortada hiçbir problem yok. Biliyorum, tanışmamız, ardından yaşananlar,
tatsızlıklar oldu. Bir de üzerine Adnan Bey'in yaptıklarıyla iyi cezanın altında kaldım. Ama siz bana güvenebilirsiniz. Benim için çok zor bir durum bu. Emre'ye gerçekleri açıklayamam. Öleceğimi bilirse eğer yıkılır. Bunu ona yapamam. Susmak zorundayım o yüzden. Ama ben sustukça o bunu umut olarak görüyor. Düşlerimde bile göremeyeceğim hayalleri vaat ediyor bana. Vazgeçmiyor, bıkmıyor, yılmıyor. Anlıyorum. Emre de anlamalı. Vazgeçmeli, unutmalı, benden nefret etmeli. Kızına odaklanmalı sadece. Ona güvenli, mutlu bir hayat vermeli. Ölüp gittiğimi bilmeden benden nefret ederek hayatına devam etmeli. Sadece kızına ve kendine ait bir hayat olmalı. Ancak o zaman ben huzurla yumabilirim gözlerimi. Çok mu seviyorsunuz onu? Tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum onu. Ama başka çarem, başka yolum yok. Ölmek üzere olan bir kadının acısıyla onu daha fazla yıkamam. O acının ne demek olduğunu iyi bilirim. Dünyada en sevdiğim varlığın ellerinin arasından kayıp gitmesi. Hiçbir şey yapamamak. Acınızı hatırlatıyorum sürekli, özür dilerim. Yok, ne olur suçlu hissetmeyin kendinizi. Ben oğlumu kurtaramadım ama size destek olarak içimdeki acıyı bir nebze hafifletebilirim belki. Kefaretimi ödeyebilirim. Bu yüzden lütfen rahat olun ve bana söyleyin Nican Hanım. Sizin için ne yapabilirim? Emre beni unutmalı. İçinde benden kalan hiçbir şey olmamalı. Belki sadece nefret. Nefret. Bu benim aklıma tek bir şey getiriyor. Nedir? Sizce bir sevgi ne zaman nefrete dönüşür? Ya da nasıl? Tanıdığınızı sandığınız insanın bir başkası olduğunu anladığınız zaman. Yanında durduğunuzu, güvenebileceğinizi sandığınız insanın düşmanın tarafına, karşı tarafa geçtiğini gördüğünüz zaman. Sanırım yok yere bile olsa Emre'nin bu dünyadaki yegane düşmanı benim. Benimle evlenmeye ne dersiniz? Araba hazır mı? Hazır efendim, buyurun. Gideceğiniz yere bırakayım hemen. Yok yok, gerek yok abi. Kendim gideceğim. Bugün Nican'la evleneceğim. Şimdi de sürprizin hazırlıklarına başladım. Anlıyorum. Her şeyin iyisini siz bilirsiniz tabii. Gerçekten emin misiniz? Ben hep emindim abi. Şimdi de kararımı uygulama zamanı. Ver anahtarı. Hayırlısı olsun. Buyurun efendim. Hadi görüşürüz. Cevap vermediniz. Benimle evlenir misiniz Sican Hanım? Benden istediğiniz bu değil mi? Emre'nin benden vazgeçmesi için belki de tek yol bu. Kolaylıkla halledebiliriz bunu. Tabii formalite bir evlilik olacak. Ama Emre bu gerçeği bilmezse sizden tümüyle vazgeçer. Duyacağı nefret de cabası. Yok, hayır olmaz. Neden? Yani yapabilirim, dayanabilirim sanmıştım ama bu çok ağır. Emre bunu hak etmiyor. Neyse, sizin de vaktinizi aldım. Duygusal olmayın Nican Hanım. Bunu söylemek benim için de acı ama hastalığınızı düşünün. Hangisi sizce Emre için daha ağır? Size hala aşıkken gözünün önünde yok olup gitmeniz mi? Yoksa sizden zaten vazgeçmişken ölümünüzden haberdar bile olmaması mı? Çok ağır ama. Üçümüz için de çok yıkıcı bir durum.
Hem Emre ile sizi de karşı karşıya getirmiş olacağım. Ama yapılması gereken de bu. Emre için, sizin için ben risk almaya razıyım. Sonuçta sadece formalite bir evlilik. Tekrar söylüyorum Hicran Hanım. Bana güvenebilirsiniz. Olmaz, yapamam. Bu çok ağır. Ani karar vermeyin. Kafanızda ölçüp tartın. Ben yardım için her zaman burada olacağım. Efendim Koray. Nerede buluşalım? Tamam, geliyorum. Teyzeciğim. İyiyiz. Nereye gittiğinizi söylemediniz. Ben de telaşlı telaşlı sizi öyle hızlıca konaktan çıkarken görünce tekrar bir sorayım dedim. Koray Bey haklı. Eğer Emre bunu öğrenirse kahrolur, yıkılır, yapamam ama. Allah'ım ne olur yardım et bana lütfen. Ya al canımı. Ya da kaybolup gideyim, dayanamıyorum buna daha fazla. Hoş geldiniz Emre Bey. Halledebildiniz mi efendim? Evet evet, her şeyi hallettim. Artık buradaki işlere odaklanalım. Hemen her şeyin hallolmasını istiyorum. Anlamadım. Bugün mü? Evet abi, bugün. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hadi, bir sürü işimiz var. Versin. Nihayet bitti. Hafize. Buyurun Emre Bey. Bak, bugün burada sade ama çok şık bir organizasyon düzenlenecek. Niçin? Nikah için. Nikah mı? Hı hı. Bugün Hicran'la evleniyorum. Özel bir bağlantıyla nikah memuru ayarlandı. Bugün burada olacak. Ama bu arada bakın, sizi uyarıyorum. Başta melek olmak üzere bu nikahtan kimsenin haberi olmayacak. Ay ne güzel, peri masalı gibi. Emre Bey, diyorum ki biraz acele etmesek mi acaba? Yani daha ileride böyle daha büyük organizasyonlar... Bak tekrar uyarıyorum sizi. Kimsenin haberi olmayacak. Bu işe ikinizden başka kimsenin dahil olmasını istemiyorum. Bir de kabul ederseniz nikah şahidim olmamızı istiyorum. Tabii. Başlasın efendim. Tamam. O zaman bir an önce hazırlıklara başlayalım. Hadi. Tamam efendim. Ay ne düşünceli, ne ince adam. Aşkı için neler yapıyor. Çok romantik. Tabii Hicran gibi yüzü güzel, kalbi güzel bir kadına da yakışır bir sürpriz. Allah onları hep mutlu etsin inşallah. Neyse abi, ben hazırlıklara başlayayım. Bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum. Sonu felaket olmaz inşallah. Cevap vermeyecek misiniz? Ay söyledim ya Yeliz, dışarıda işlerim vardı. Sonra bankaya gittim. Hava güzel olduğu için de biraz yürüyüş yaptım işte. Bu halde mi yürüdünüz? Ah, ne varmış halimde? Her zamanki halim bu benim. Yeliz, iyice abartıyorsun. Hem her adımımda sana hesap mı vereceğim ben? Arkamdan iş çevirmediğinize emin olana kadar evet. Her adımınızı takip edeceğim. Ve bana hesap vereceksiniz. Malum, benim size güvenmemem normal. Bu konuda siciliniz pek de temiz sayılmaz değil mi? Haksız mıyım? Ay, başım tuttu benim. Yeliz, benim biraz dinlenmem lazım. Yalnız bırakır mısın lütfen? Tabii. Geçmiş olsun.
Ay! Benim bu Adnan'la aramı iyi tutmam lazım. Yeliz'in eline kalırsam bir kaşık suda boğacak beni. Ver yavrum ver. Tamam. Tamam, düzgün koyalım. Bu salonun hali ne böyle? Davet falan vardı, bizim haberimiz yok. Emre'nin talimatıymış. Ne olduğunu bize söylemiyorlar. Vallahi biz de bilmiyoruz efendim. Emre Bey sadece talimat verdi. Çok saçma ya. Hayır, Emre ne yapmaya çalışıyor yine? Ben öğrenirim ama şimdi. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. İyi günler efendim. Çok güzel oldun Hicran abla. Maşallah, su gibi. Sırada makyaj var. Ay yok ya, ben makyaj yapmam. Şöyle bir allık sürsem yeter bana. Hayır, ruj olmazsa olmaz. Değil mi Hafize abla? Evet, şöyle uçuk pembe. Nişan memuru geldi. Tamam abi, salonu al, geliyorum. Navigasyona güvendik, bizi getirdiği yere bak ya. Oğlum geldik ya, şurada bir yerde olması lazım. Sinir yapma. Ne bakıyorsun hani sen ya? Niye canım, bakmak da mı yasak? Ya şu navigasyondan ne kadar gerildin ya? Gel gel Leyla. Şuradan. Ya. Adnan dur, dur Adnan. Hayırdır Nurten? Yol kesmeye mi başladın? Saçmalama, seni bekliyorum zaten. Sebep? Niye yollarımı gözlüyorsun? Neden olacak? Konağa gelip de ortalığı karıştırma diye. Saçmalama Nurten ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne? Ben mi ne yapmaya çalışıyorum ha? Baba. Çok güzel oldun Can abla. Asıl şimdi sen gerçek melek gibi oldun. Hadi artık çıkalım. Ya tamam da neden bu kadar acele ediyoruz ki? Söylemeyeceğim. Sadece sorduğum soruya cevap ver. Ben seni çok seviyorum. Ve ömrümün sonuna kadar da sadece seni seveceğim.
Benimle evlenir mi? Ben hayatımı seninle yaşamak istiyorum Can. Yanında olmayı, yanımda olmanı. Ben seninle yeni bir hayat kurmak istiyorum. Sana soyadım vererek benim eşim olmanı. Kızımın annesi olmanı istiyorum. Benim için sadece bugün var Emre. Yarınım yok. Bizim için bir gelecek yok. Nasıl evet derim sana? Nasıl kendi karanlığıma sürüklerim seni Meleği? Hadi İhsan abla, hadi. Emre. Evet. Söyleyeceğim. Şuna bak. Sanki başından beri bunun peşinde değilmiş gibi şaşırmış pozları yapıyor. Nihayet muradına erdi. Tadını çıkarıyor süpürüntü. Olmaz. Olmaz bu iş. Bu iş olmayacak. Evet Teyce. Evet deve beni dünyanın en mutlu insanıyım. Emre. Hayır. Hayır. Evet demeyecek. Evet demeyecek. Olmayacak bu iş. Olmayacak. Yeliz. Yeliz. Yeliz kendine gel. Engel olacağım onlara. Bu saçmalığı kökünden çözeceğim. Saçmalama. Bu öfkeyle yola çıkıp rengini belli edersen daha kötü olur. Olan olmuş. Hem ne yapabilirsin ki bu saatten sonra? Ne yapabileceğimi şimdiye kadar öğrenmiş olmanız gerekirdi. Hem siz neden bu kadar rahatsınız ya? Siz kime güveniyorsunuz Aliye Hanım? Kimseye güvendiğim falan yok benim. Hem senin gibi öfkeme yenik düşüp Emre'yi karşıma almıyorum. Sen de derhal topla kendini. Sizi temin ederim ki toplanması gereken kişi ben değilim. Şimdi rica ederim. Rahat bırakın beni. Ah Yeliz, ah. Yine bir delilik yapmadan durdurmam lazım seni. Yaşasın. Artık İcren ablam gerçekten annem olacak. Seni çok seviyorum Emre. Eşin olmayı her şeyden çok istiyorum. Sen, ben, kızımız. Emre affet beni olur mu? Olmaz. Kabul edemem. Ne? Hicran abla. Yapamam Emre. Yapamam. Ne oldu baba?
Neden gitti Hicran ablam? Neden bizi istemedi? Güzel kızım bak. Sen şimdi üzülme. Tamam mı? Ben öğreneceğim. Tamam mı? Sen bu halde ver şu telefonu, çok acil. Nedir acil olan ha? Ne yapacaksın sen? Ne gerekiyorsa onu yapacağım ya. Gözümün önünde evlenmelerine izin verecek değilim ya. Hadi. Daha şu telefonu hadi. Hicra. Hicran dur. Sen öyle kaçıp gidemezsin. Sen bana bir açıklama yapacaksın. Sen neden reddettin beni? Emre, lütfen. Hicran, bak bunu yapma. Bizi ne hale soktuğunun farkında mısın sen? Seni kendimden kurtarıyorum Emre. Kabul etmemiş. Evlenemeyecekler. Kabul etmemiş. Ah, çok şükür. Ne değişti Hicran? Bu kadar mı istemiyorsun beni? Nasıl yaptın bunu Emre? Neden yaptın? Beni, bizi içinden çıkılmaz bir duruma soktuğunu farkında bile değilsin sen. Nasıl mı yaparım? Ben bunu senin için yaptım. Ya ben senden böyle bir şey istemedim ki. Gözlerime bak Hicran. Gözlerime bak. Bana söylediğin şeyleri hatırla. Adnan Korkmaz belasından kurtulmadıkça benim de gelmeyeceğini söyledi. Ben o heriften kurtulabilmek için elimde avucumda ne varsa satışa koydum. Birbirimize uygun olmadığımızı söyledi. Ben kendimden vazgeçtim. Beni çok sevdiğini, benimle mutlu olmak istediğini söyledi. Gel dedim, benimle evlen. Ben senin için daha ne yapabilirim? Sana söylediğim en önemli şeyi yapmayı unuttun sen. Neyi unuttun? Beni unut dedim. Ben o dediğin şeyi yapamam hiç. Gözlerin içine bakıp beni sevmediğini, seni unutmam gerektiğini söylesene. Emre lütfen. Sana gözlerim içine bak dedim. Daha fazla durumu zorlaştırma lütfen Emre. Durumu zorlaştıran, çıkılmaz bir hale getiren sensin Hicran. Sen beni reddettin. Ya çünkü buna mecburdum. Bana söyleyeceksin Hicran. Beni istemenin sebebi ne? Bütün sırlar ortadan kalkacak. Sebep, sır falan hiçbir şey yok. Ben böyle istedim çünkü. Yazık. Çok yazık. Senin olmak bu hayatta en çok istediğim şey Emre. Keşke seni korumaya çalıştığımı, acı çekmemen için aşkımızı feda ettiğimi bilsen Emre. Ama yapamam. Geride kalan birkaç haftamla tüm hayatını zehirleyemem seni. Affet beni Emre, ne olur affet, ne olur.
Hayır, ben... Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece sorduğum soruya cevap ver. Ben seni çok seviyorum. Ve ömrümün sonuna kadar da sadece seni seveceğim. Benimle evlenir misin? Yeliz. Yeliz. Kızım. Gel canım. Gel. Gel otur şöyle. Gel canım. Derin nefes al. Derin derin nefes al. Ver şunu. Dün olanlar yüzünden oldu biliyorum. Sakin olmak zorundasın. Uzat elini bana. Yeliz. Yeliz bana bak. Duyuyor musun beni? Sen böyle fevri hareketlere devam edersen, sakin olmazsan dikkat çekeceksin. Temkinli ol. Yoksa her şey daha kötü olacak. Hep Hicran'ı sevecek. Öyle mi? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Hep Hicran'ı sevecek öyle mi? Emre beni asla sevmeyecek değil mi? Asla gözlerime aşkla bakmayacak. Deniz. Asla ellerimi tutmayacak Deniz, değil bırak mi? Beni. Beni hiç bırak. Sevmeyecek. Zaten beni kim sevdi ki? Beni kim insan yerine koydu ki burada ha? O da sevmeyecek Deniz. Beni. Yeliz kalma. Yeliz kendine gel. Kendindeyim. Ben... Hiç olmadığım kadar kendimdeyim. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Lan, iyice delirdi bu. Şimdi ne yapacak acaba? Gözlerime bak İcan. Gözlerime bak. Bana söylediğin şeyleri hatırla. Atlan korkmaz belasından kurtulmadıkça benim de gelmeyeceğini söyledin. Ben o heriften kurtulabilmek için elimde avucumda ne varsa satışa koydum. Birbirimize uygun olmadığımızı söyledin. Ben kendimden vazgeçtim. Beni çok sevdiğini, benimle mutlu olmak istediğini söyledin. Gel dedim benimle evlen. Ben senin için daha ne yapabilirim? Tek bir çare var. Bunu yapmaya mecburum. Bir aksilik yaşandı ama atlatılmayacak bir durum değil. Yardımınız için teşekkür ederim. Evet evet yani konak ve şirketin satışında bir değişiklik olmayacak. İyi günler. Pes etmeyeceğim Yücan. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Korkum da yok. Biz yarım kalmayacağız. Zaman. Zaman. Ne zaman gelecek o doğru zaman? 10 sene sonra mı? 20 sene sonra mı? Ömrüm boyunca bekleyecek miyim ben senin doğru zamanını ya? Sen görmüyor musun? Seni gerçekten seven,
gerçekten isteyen tek kadın benim Emre. Yeliz yeter artık, bu yersiz konuyu kapatalım. Yetmez. Yetmez Emre, yetmez, tamam mı? Bu defa kaçmana izin vermeyeceğim. Bugün tüm kartlar dökülecek. Konuşulması gereken tüm konular burada konuşulacak Emre. Yeliz yeter. Yetmez. Seni hak eden benim ya. O hicran denen sürtüntü değil. Yeliz bak, onun hakkında doğru konuş. Sen de artık gözlerini aç. Ya aç artık gözlerini, rica ediyorum, fark et ya. Sen yıllardır benimle oynadın. Hayallerimle, duygularımla. Ya ben seninle nişanlanmayı bekliyordum. Sen gittin, ne olduğu belirsiz o kadını aldın getirdin, soktun hayatımızın ortasına. Ya başka bir kadın olsa, başka bir kadın olsa senden nefret ederdim ben. Ben senden vazgeçmedim. Ben senden nefret etmedim. Şimdi söyle bana. Hangimizin sana olan aşkı daha büyük? Benim mi? O hicranın mı? Çok, çok zor tuttum kendimi. Kalbinden evet diye haykırmak geldi ama çekip gittim yanından. Siz çok güçlü bir insansınız. İçinde bulunduğunuz durumun zorluğunu gördükçe bunu daha iyi anlıyorum. Evet, çok zor. Neyse, kusura bakmayın, sizin de kafanızı şişirdim ama Emre'nin benden soğuması için sizin desteğiniz şart. Elbette. Sizin durumunuz bana hiç yabancı değil. Bu yüzden sizi anlıyorum. Ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Anla artık seni gerçekten seven benim. Yeliz bak, yeter artık. Tamam mı? Bu konu çok çirkin yerlere gitmeye başladı. Birbirimizin yüzüne bakacağız. O yüzden lütfen rica ediyorum, senden bu konuyu kapat. Bu doğru değil. Benim tek doğru bu. İnandığım, güvendiğim tek doğru sensin Emre. Yeliz lütfen çekelim misin önünden? O kadın seni sevmiyor. Hayır. Sevmiyor Emre. Sen de biliyorsun bunu. Sen de biliyorsun ama inanmak istemiyorsun. Emre, bizim aramızda çok büyük bir bağ var. Sen de farkındasın bunun. Ve ömrün boyunca da hep olacak. Sen dönüp dolaşıp yine bana geleceksin. Peki nasıl yapacağız? Gerçek bir evliliğe gerek yok. Hani Emre bize evleniyor zannetsin yeter. Zaten fazla zamanım da kalmadı. Sonrasında Emre hayatına bakıp devam eder. İlcan Hanım. Kuray Bey bakın, bunu yapmak benim için de çok zor. Ben bunu yaptıktan sonra hem sevdiğim adama hem kızıma veda etmiş olacağım. Emre bir daha benim yüzüme bile bakmayacak, biliyor musunuz? Benden nefret edecek. Tamamen onu kaybedeceğim. Çok, çok zor. Dilerseniz acele etmeyelim. Kendinize biraz zaman tanıyın. Hayır. Dedim ya, vaktim yok zaten. Keşke olsa ama ne bir çarem ne de bir vaktim var. Emre. Benden bir an önce uzaklaşması lazım. Hatta hemen bugün. Tamam.
burada ne işi var? Lan defol git lan evimden. Emre dur, sakin ol. Oğlum sen ecelini mi susadın lan? Ha? Ben sana demedim, benim ailemden, evimden uzak dur demedim ha? Defol git evimden. Lan oğlum defol git dedim sana. Öldürürüm lan seni. Seni gebertirim lan. Seni gebertirim lan. Lan ne söylüyorsun oğlum? Yeter! Yeter! Yeter ya, sen ne yaptığını sanıyorsun? Emre Bey, konuşmamız gereken mühim bir konu var. Ne konusu lan? Ha?